majesteleri! Ordu, kralı öldürme cüretinde bulunan haini ve adamlarını tutuklayacak. Gerçekten kraliçenin ailesinin evini mi denetleyeceksin? Ölü kadının bulunduğu dereden Nesancı'ya kadar yol boyunca kan izleri bulduk efendim. O kadının Nesancı'dan kaçtığından eminim. Ayrıca orada başka insanlar da tutuluyormuş. Nesancı'yı araştırmalıyız. Bunun Hevonçolarla bağlantılı olduğu ortada. Onların gücüyle baş edebilir misin? Doğru. Söylediğiniz gibi Hevonço klanı bu ülkede bulunan en güçlü aile ama böyle iğrenç bir olay yaşandıysa sonuna kadar gitmeliyiz ve bunu açığa çıkarmalıyız. Majesteleri, Kraliyet Komutanlığı Nesancı'yı araştıracakmış. Acele etmeliyiz. Ne yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun ha? Ay, çekil şuradan! Seni sarhoş! Her yere kustun! Üstüme bile kustun! O pahalı şarabı çıkardığına inanamıyorum! Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim efendim? Burada cinayet işlendiğine dair bir ihbar aldık. Evi arayacağız. Bize yardımcı olmalısınız. Her yeri arayacağız. Emredersiniz. Burası kraliçenin ailesine ait özel bir mesken. Burada hiç kimse kraliçenin itibarını zedeleyecek bir davranışta bulunmaz. Böyle korkunç bir olayın yaşanması mümkün değil. Orada bir yaşayan var mı? Orası misafirler için ama epeydir boş duruyor efendim. Kış ortasında toprak donar efendim. Ama burası yumuşak.
Sanki bir şey gömülmüş gibi. Bu taraftan, çabuk, hadi. Hepsi Nesance'de mi bulundu? Evet, 7 hamile kadın ve çocuk cesedi bulduk. Kadınlar bıçaklanmış ama çocuklarda bir tuhaflık var. Kızların hepsi boğularak öldürülmüş ama oğlana bir şey yapılmamış gibi. Ölü olarak doğmuş olmalı. Ama nasıl? Bu nasıl olabilir? Sizce de garip değil mi bu olay? Neden kız bebeklerin hepsini öldürüp oğlanların hiçbirini öldürmesinler ki? Yani ne demeye çalışıyorsun? Bunu kim yaptı bilmiyorum ama suçlu her kimse bir erkek çocuk peşinde olmalı. Ne? Bu, boru sesi bu. Ve bu ses majesteleri öldü demektir. Söyleyin, neler oldu böyle? Bu mektup Chul Yong'dan geldi. Şura başkanından. Gyeongsang'daki salgını kontrol altına almak ve Cheng'i cezalandırmak için majesteleri çok ciddi bir hastalıkla boğuşmasına rağmen Chul Yong'a kadar geldi. Mun Yongse'deki salgını kontrol altına aldık. Ama Cheng ve hain adamları tahta geçmek için baskın yaptı. Chen kendi elleriyle majestelerinin kellesini uçurdu. Majesteleri! 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 Bize dönün majesteleri! Geri dönün majesteleri! An Hyo'nun cesedini ne yapacağız? Hainlerin safında da olsa ülkemizi kurtaran bir kahramandı. Kefen giydirip düzgün bir tören yapın. Emredersiniz. Töreni denetleyecek olan Vergi ve Tören Bakanları, başkent bölge başhakimi mezarlık yolunu 2 kez kontrol etmeli. Gerekirse köprü yapmalı ya da onarmalıdır. Ancak daha önemli bir mesele var. Tahtın bir sahibi yok. Acilen tahta geçecek kişiyi seçmeliyiz. Kraliçe şu an için tahta vekalet ediyor. Ayrıca yakında kraliçenin bir bebeği olacak. Eğer bir prens doğarsa doğal olarak tahta o geçecek. Erkek olmazsa ne olacak? Hazırlıklı olup aynı soydan başka birini bulmalıyız. Kangwa'ya sürülüp idam edilen Prens Nosang'ın çocukları var. Bahsettiğin o çocuklar majestelerinin uzaktan akrabası. Bir kukla kralı mı tahta çıkaralım? İkinci başkan vekili haklı. İlk doğan kuralına sadık kalmalıyız. Bu durumda kraliçenin doğumuna kadar beklemeliyiz. Baş hareması geldi. Kraliyet doğumhanesinden bir haber aldık. Majestelerinin
Doğum sancıları az önce başlamış. Dinleyin. Son zamanlarda krallığın başından bela eksik olmadı. Artık şansımız dönecektir. Prensin doğması için dua edelim. Hadi.